Değerli EDESA TV izleyicileri, ben Vedat Ak, yeni bir gündem özel programına hoş geldiniz. Seçim süreci ve seçim gecesi belirlediği yayın politikasıyla bölgenin en çok izlenen televizyon kanalı olan EDESA TV, seçimin ardından ilk programını Karaköprü Belediye Başkanı seçilen Nihat Çiftçi ile gerçekleştirdi. Şimdi bizi izleyen Şanlıurfalı ve Karaköprülü vatandaşlarımıza da hayırlı akşamlar diliyorum. EDESA TV Genel Yayın Yönetmeni Vedat Ak'ın hazırlayıp sunduğu gündem özel programına konuk olan çiftçi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaköprü Belediyesi'nin mali durumuyla ilgili konuşan çiftçi şu ifadeleri kullandı. Çok merak edilen şeyi söyleyeyim. Mali durum nedir diyorlar acaba? Onu ben tam rakamlarıyla pazartesi açıklayayım. Hiç hissetsiz değil. Yani gerçekten hiç kurumlara açılmamış. Yani hiç acıma duygusu hiç. Kaynaklar çok heba edilmiş. Yani eksilerde. Bunu söyleyip ne kadar eksili olduğunu pazartesi rakamlarla ne kadar borcu var. Aylık bütçe yani denk bir bütçe yok. Denk bir bütçe yok. Eksili olan bir bütçe var. Sürekli borçlanılabilecek bir belediye alışkanlığı oluşturmuş durumdalar. İnsan kaynakları çok kötü yönetilmiş. Aşırı şişilmiş. Yani 5393 sayılı yasadaki %30 barajları katlanarak aşılmış. İhtiyaçtan fazla? İhtiyaçtan kat be kat fazla. Atıl bir personel var. Devam etmeyen bir personel var. Biz şimdi bunu sağlıyoruz. Şimdi bu personelin işte iyi yönetilmesi lazım. İyi iş bölümünün yapılması lazım. Çalışacağımız çok konular var. Ve enteresan olan şudur ki maalesef bürokratlar da devleti düşünecek, milleti düşünecek, vatanı düşünecek olan bürokratlar da siyasetin bu zulümkar bakışını çanak tutmuşlar. Buna çok üzülüyorum. Yani ben iyi bir bürokratsam kardeşim yapmış olduğunuz yanlıştır. Olmaz. Kurumu iflasa götüremezsiniz. Durun burada derim. Beni görevden alıyorsa alsın. Alsın yani. Görevde kalma uğruna milletin kaynakları heba edilemez. Yani büyük sorun bu değil zaten. Kişisel. Yani iki gündür zaten dün gittik. Dün öğleden sonra devraldık. 1,5 gündür. Fakat ben yani şöyle baktığım zaman. Kaba taslak aynen. Kaba baktığım zaman hemen anlayabilecek noktadayım. Yani ben tablomu hissettim. Belediyenin durumunu değerlendiren çiftçi şunları dile getirdi. Bir şehrin hizmeti için bir belediye bünyesi engel olabilir mi? Şu an efendim Karaköprü'de bu böyledir. Bak diğer yerleri bilmiyorum. Bilemem. Ben mesul olduğum yerliyim ama şu an böyle. Fakat nasıl engel hale gelmişse o bataklıktan da çıkarmak, tekrar Karaköprü'ne hizmet olarak üretmek, götürmek boynumuzun borcu. Boynumun borcu olduğu gibi de o atamayı gerçekleştireceğim ve orada çalışan, maaş üreten, maaş alan herkesin boynu borcu olacak. Herkesin boynu borcu olacak. Herkes bu hassasiyetle yaklaşacak. Yaklaşmak zorunda. Yaklaşmasa asla ve asla rahat yok. Ne bana rahat var, ne onlara rahat var. Ne ben gülebilirim, ne onlar gülebilir. Ta ki biz o tabloyu düzelteceğiz. Burada ya kararlılık budur. O tabloyu düzelteceğiz. Batırdığınız gibi düzelteceğiz. Düzeltmenin yol ve yöntemleri var. Buna imkan var mı bu arada? Yani ekonomik anlamda bu... Herkes alışkanlığını bırakacak. Bırakacak. Bırakmazsa yerden yere vurulacak. Onu söyleyeyim. Memur olmasına bakılmaksın. Kadrolu işçi olmasına bakılmaksın. Müdür olmasına bakılmaksın. Yardımcı olmasına bakılmaksın. Herkes bu konuda katkıyı vermezse asla ve asla Karaköprü'nün hakkını maaş olarak evine götüremez. Götüremez. Götürmemeli. Nasıl bozmuşsa öyle de düzeltilecek. Nihat Çiftçi'ye yakışan budur. Ben bunu dediğim gibi rakamları pazartesi söylüyorum. Kamuoyuyla paylaşacaksınız. Kamuoyuyla paylaşıyorum. Hani şey olarak yani moral bozukluğunun sebebi bu. Belediyenin personellerine de değinen çiftçi şunları söyledi. Şimdi rakamlarla, resmi evraklarla kamuoyunu bilgilendireceğim. Ben diyorum ki yani mesela hastalığı yaratanlarla hastalık tedavi edilemez. Doğru.
İşi bilen doktorların gelip bu hastalığı tedavi etmesi lazım. Nihat Çiftçi'ye güvenmişler. Karaköprü anlamında tüm Karaköprüler Nihat Çiftçi'ye güvenmişler. Getirmişler buyurun bu ekimin başını. Ama ekim ha ekim hastalıklı. Anlatabiliyor muyum? Ha oradan gelmiş buradan gelmiş ben onu bunu bilemem. Açın. Çekilin. Size de görevler verecek onu da yapacaksınız. Onu da söyleyeyim ya. Oraya buraya gitmek yok. Ha Karaköprü'de çalışmak istemiyorsunuz. Başka bir kuruma mı gitmek istiyorsunuz? Hayır. Hepsinin muvaffakatı vermeye razıyım. Tüm personelin muvaffakatını vermeye razıyım. Gidebilirler. Ha gitmedikleri onları çalıştırmak, verimli hale getirmek, bilmeyeni öğretmek, eğitmek. Böyle ama bu yani bunu bilsinler yani. 24 saat geçmedi Nihat Çiftçi durumu tahlil ettiğini beni izleyen personelim bilsin. Dediğim gibi 50 yaşında bir adamım 10 yılın belediyecilikte geçmiş. Bunun 3 yılı 470 belediyeyi yöneten birlikte geçmiş. Bana yapamazlar. Dolayısıyla tablo vahim olduğunu kendileri de çok çok iyi biliyorlar. Hiç değilse önünü açsınlar. En azından bunu göstersinler ki bana zaman kaybettirmesinler. Her halükarda ben bunu yapacağım. Her halükarda yapacağım. Ama bir gün önce böyle olursa iş kolayca yapar. Ayak bağı olmasınlar. Ayak bağı olmasınlar. Kendileri de zarar görmesin. Gerek yok. Getirsinler. Buyurun desinler. Ve şeyde ekliyorsunuz. Yararlı her olan... yerde böyle. Üst yönetici öyle yapar. Benimle çalışmak istiyor musun? İstemiyorsanız biz hazırız. Der ya. Lütfen bana verebileceğin ayrı bir görev ver. Der. Bizim Urfa'da denilmiyor. Neden denilmiyor? Allah Allah. Vallahi hangi belediye başkanlığı nasıl bulursunuz bilemem ama benim etim yenilmez. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar burada program muhtemelen şu an en fazla merak eden belediye personelidir izleyenler. İzleyicilerin çoğunluğu odur. Biz de öyle tahmin ediyoruz. Burada da ben onlara hitap ettim. Diğer konulara geçelim. Çok belediyenin şeyi. Hayırlısı bu işi çözeceğiz. Çiftçinin sözlerini hatırlatan Vedat Ak programı şu şekilde sonlandırdı. Değerli izleyiciler, bu akşam uzun yıllar boyunca Şanlıurfa Büyükşehir ve Karaköprü Belediye Başkanlığı görevleri yürütmüş olan ve 31 Mart'ta tekrardan zafer elde eden Karaköprü Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi konuğumdu. Kendisiyle öncelikle biraz seçimleri değerlendirdik. Fakat kendisini çok üzgün bulduk. Çünkü iki gündür personeli de gezdi, kurumu da gezdi, Karaköprü'yü de gezdi. Fakat durumun çok içler acısı olduğunu ifade etti. Durum çok vahim diyor ve 24 saat verdi. Kendi Karaköprü'de şu an görevli çalışanlara ve üst düzey özellikle yöneticilere ve mümkünse kendiniz gelin ve daha onurlu, daha hissiyetli bir davranışta bulunun ya da ben gereğini zaten yapacağım dedi. Bir seferberlik ilanında bulundu. Umarız bunun hayırlı sonuçları olur diyelim. Kendine bir kez daha yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın.